Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ arasındaki diyaloğa götüreceğiz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda bütçe görüşmeleri var. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ ile Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca arasında yaşanan diyalog gülümsetmiş. Sayın Bakan, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu kez bakanlığın çalışmalarını anlatmak üzere Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca'nın sunum yaparken süre konusunda kendisini sık sık uyaran Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'dan ek süre talep etmesi komik anların yaşanmasına neden oldu. Sayın Bakan, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Sayın Başkanım, daha bir epey var. Meclis zannediyorum bu tabloları görmekten mutlu olur. Milletimiz de görsün. Bakan Koca kendisine verilen süre yetmeyince Bekir Bozdağ'dan ek süre talep etti. Hayatı desteklemek ya da katliamı desteklemek. Hür vicdanların... Sayın Bakanım, pek sağlıksız bir yönetim oldu. Bu durum defalarca tekrarlanırken Bekir Bozdağ, Sayın Bakanım lütfen sözlerinizi tamamlayınız, son kez uzatıyorum diyerek ek süre verdi. Yurt dışına gidişini tahmin ettiğimiz. Sayın Bakanım, lütfen son kez uzatıyorum, lütfen. 10 dakika gibi uzatırsanız. Sayın Bakanım, lütfen efendim, lütfen Sayın Bakanım. Son sözlerinizi alalım Sayın Bakanım. Bir kez daha mikrofonu kısılan Bakan Koca, az kaldı 5 dakika verirseniz 5 dakikaya bitiyor diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. İnsan olmanın gereği zalime karşı çıkmak, mazlumun yanında. Sayın Başkanım, az kaldı 5 dakika verirseniz. Bozdağ aynı gün içerisinde bütçesi görüşülecek olan İçişleri Bakanlığı'nı hatırlatarak İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık diye cevap verdi. Bozdağ ile Bakan Koca arasındaki diyalog genel kuruldaki milletvekillerini güldürdü. Lütfen teşekkür edin. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Keseceğim. Tamam. Buradan keseceğim. Sizlere bak.